6. hissine güvenir misin? Badminton sporunun sana kattığı en güzel şey ne? Gittiğin ülkeler arasında seni en çok etkileyen an? Kendinle en çok gurur duyduğun an neydi desem, totemin var mı? Hangi filmde ya da dizide rol almak isterdin? Yarının Dünyası Paribus sunar. NTV Spor YouTube kanalında Sor Bana'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Neslihan Yiğitar'ın, o Türkiye'yi badminton'da, olimpiyatlarda temsil eden en genç sporcu unvanını 2012'de aldı. Hoş geldin Neslihan. Hoş bulduk. Çok mutluyum seni ağırladığım için. Enerjin çok güzel, yüzün çok güzel. Umarım çok güzel bir program bizi bekliyor olacak. Zaten eminim de, hemen stok bölümümüzle başlayalım. Her zamanki gibi girelim Instagram'ına Neslihan Yiğit Arı'nın ve size 2012 olimpiyatlarında Londra'da orada bulunmasını temsilen Londra'dan aldığım bir fotoğrafı gösterelim. Bu olimpiyatlardan bir fotoğraf değil ama başka bir turnuvadan bir fotoğraf. Ama bizim için burada önemli olan İngiltere'de çok genç yaşta, henüz daha bir lise öğrencisiyken ülkemizi badminton'da İlk kez temsil eden sporcu olman. Bu arada Türk kafilesindeki en genç sporcu 2012'de, kendi branşında da, yani 2012'de badminton'a katılan tüm sporcular arasında da en genci dünya çapında. Bir dolu böyle şey söyleyebiliriz onunla ilgili ama ben kendisine dönüyorum ve sana bunların neler hissettirdiğini sormak istiyorum. Yani benim için aslında rüya gibi bir yerdi. Hiç böyle planladığımız, evet ne sen olimpiyatlara gideceksin, bunun için çalış, bu yüzden seni turnuvalara gönderiyoruz denilen bir süreç değildi benim için. Tamamen deneyim kazanmak için gittiğim turnuvalarda. Sonunda olimpiyatlara gittim. Gerçekten rüya gibiydi, hayal gibiydi. Hiç unutmuyorum zaten. İlk kez o kadar kalabalık bir seyirci önünde maça çıkıp arkama dönüp hani şu an nasıl oynayacağımı bilmiyorum dediğimi bile hatırlıyorum. Güzeldi, keyifliydi. Peki bu yolun başı nasıldı Neslihan? Yani sen bu yola ilk nasıl girdin? Yani badminton 9 yaşında başladım aslında. Şu anki antrenörüm tarafından seçilerek şu zamana kadar birlikte geldik. İlk başlarda başladığımda tabii ki badminton nasıl oynanıyor, nasıl bir spor, bunların hiçbirini bilmiyorum. Tamamen hareketli bir çocuğum ve evet bir spora seçildim. Koştur koştur heyecanla bu sporun peşinden gittim. O günden bugüne tabii ki bir sürü başarılar elde ettik. Zaman içerisinde düştük, kalktık. Ama sonuç olarak evet, güzel başarılar elde ettik ve burada olmaktan, bu konuda olmaktan mutluyum. Şimdi bir sonraki görselimize geçelim. Tokyo 2020'ye gidelim. Tokyo olimpiyatlarında da ülkemizi temsil etti Neslihan Yiğit Arı. Bir fotoğraf gelsin. Mayıs 2021'de paylaşmış, ikinci kez olimpiyat oyunlarına gittiğine dair paylaştığı bu fotoğrafında. Şimdi arada bir gitmediğin olimpiyatlar var, 2016. Sonra tekrar katıldığın olimpiyatlar var. Biraz da Tokyo 2020'den konuşalım. Bir sene ertelendi mesela, bu sana nasıl bir, bu sana nasıl yansıdı? Daha mı iyi oldu yoksa hazırlanmıştın da bir moral bozukluğu mu oldu? Aslında ilk duyduğumda çok üzüldüm. Çünkü kendim olarak top seviyede olduğumu düşündüğüm bir dönemdi, bir süreçte en azından. Yani ertelenmesi kötü oldu olarak baktım, ağladığımı hatırlıyorum evdeyken. Sonra bir sene ertelenmiş olması evet bir nebze daha iyi oldu diyebiliyorum. Daha fazla çalıştık. Tek dezavantajı bence rakiplerimizle hiç bu süreçte maç yapamadık. Kim hangi konumda nasıl oynuyor bunu bilmediğimiz için bir tık dezavantajımız vardı. Ama evet ilk duyduğumda son olimpiyata giderkenki Neslihan arasında duygu farkı da vardı tabii ki. Yaş farkı da, deneyim farkı da vardı. Ki. Aynı zamanda cebine koyduğun birçok evet, madalya vardı. Vardı. Değil mi? Cezayir'e götüreyim sizleri, Akdeniz oyunlarına geride kalan yaza. Oradan bir fotoğrafla şunu söyleyeceğim. 2013, 2018 ve 2022 Akdeniz oyunlarında tek kadınlarda şampiyon kendisi. 2013'te hem tek hem çiftlerde şampiyon. Akdeniz oyunlarında tekel yani Neslihan Yiğit Arı'nın. Biraz bize bahseder misin aldın o başarılardan? İlk Akdeniz oyunları Mersin'de oldu ve bizim için gerçekten hani büyük bir turnuvaydı. Ben 3 ay boyunca hiç eve gitmediğimi hatırlıyorum bu turnuva için. Evet, kendi ülkemizde iyi temsil etmemiz gerekiyor. Yaş olarak tekrardan küçüğüm. Hani gerçekten arkadaşlarım farklı bir şeyler yaparken, sinemaya giderken, dışarıda gezerken ben sadece salona gidip gelmekle sorumlu olan bir kişiydim. Tabii ki gün sonunda kürsüde altın madalyayı alınca hepimiz mutlu oluyoruz. Neler çektiğimizi unutuyoruz. O gülümseme bize yetiyor açıkçası. Bu süreci devam ettirebilmek, üst üste bunu başarabilmek hayalim de 3 kez üst üste yapabilmek bir hayalimdi. Bunu başarıyor olmak tabii ki de gurur verici. Antrenmanların çok yoğun mu? Antrenman tempon nasıl? Antrenman tempom çok yoğun aslında. Sadece pazar günleri tatilim. Onun dışında her gün çift antrenman yapıyorum. Daha önceden Çağatay Hoca ile birlikte çalışıyordum. Şimdi eşim de bana katkı sağlıyor. Birlikte güzel bir sürecin içerisindeyiz.
Çağatay Hoca'dan bahsetmişken Çağatay Taşdemir'le de bir fotoğrafı gelsin. Zaten badminton'a başladığında da onunla olduğundan söz etmişti programımızın başında. Hala da beraber çalışıyorlar. Senin için çok özel bir figür olsa gerek, artık aile olduğunuzu tahmin ediyorum. Kesinlikle öyle. Birlikte ilk adım attık. O günden bugüne 20 sene olacak neredeyse. Birçok başarıyı, birçok engeli birlikte aştık. Yani bir sürü anımız var, bir sürü ağladığımız, güldüğümüz nokta var. Onun için tabii ki de yeri ayrı. Ben senin bir röportajında görmüştüm. İlk başlayacağın zaman ailen biraz temkinli yaklaşmış evet. bu spora. Çok da bilinen bir spor olmadığından dolayı. Hatta annenin bir ifadesini hatırlıyorum o röportajda. Biz duymamışız yani bu sporun adını. Adını bile doğru düzgün söyleyemiyoruz demişti. Ona çok gülmüştüm. Evet. Gerçekten selam olsun Valide Hanım'a da buradan diyelim. Ama Çağatay Hoca onları ikna etmiş, evet. inandırmış senin başarına. Gerçekten görmüş yani olimpik sporcu olacağını görmüş senin. Helal olsun. Gerçekten. İyi ki var diyelim. O zamanlara dönecek olsam ve hatırlıyor musun hani ailenin temkinli yaklaştığını? Belki sen spora çok devam etmek istiyordun ama onlar nasıl bir süreçte? Yani şöyle aslında sporla alakalı değil de hani her zaman desteklediler. Evet hani bir iş yapıyorum, antrenmana gidip geliyorum. Doğal olarak bulunduğumuz ortamda o zamanki dönem şartlarına bakınca evet Neslihan nereye gidiyorsun? Genelde ortamda böyle bir kaos oluşuyordu ne yazık ki. Evet kız başına bu kız nereye gidiyor? Ama hiçbir zaman hani annem babam dur dediğini hatırlamıyorum açıkçası. Evet bilinmeyen bir spor. Çok fazla dışarı gidiyorum. Bu kız nereye gidiyor? Hani ne olacak bunun sonunda? Okusa mı daha iyi? Anladınız neler oldu? Böyle bir sürecimiz oldu. Tabii hani dediğiniz gibi burada Çağatay Hoca ailelerimizi ikna ederken olumlu şeyler söylemiş ve onları bir şekilde ikna etmiş. Onlar da bize inandı. Tabii ki de hani bu süreçte ailem inanıyor. Antrenörüm inanıyor, arkadaşlarım destekliyor. Tabii ki de dört elle sarılmak zorundasın bir yerden sonra. Onları tabii yani pişman etmemek lazım. Ama öyle bir durum da olmadı. Bunun için de mutluyum. İşte başarı, yetenek hepsi var gördüğünüz gibi. Devam edelim. Endonezya açığa götürüyorum şimdi de sizi. 2022'de paylaştığı iki ayrı fotoğraftan bahsedeceğiz burada. Bir Endonezya açığa başlarken paylaştığı bir fotoğraf var. Bir de ikinci fotoğrafta da demiş ki işler iyi gitmedi şeklinde bir ibare kullanmış. Bu da şu açıdan hoşuma gitti. Mesela sadece başarılarını paylaşan bir sporcu da değilsin mesela. Yeri geldiğinde üzüldüğün anları da paylaşıyorsun. Bazı şeyler istediğin gibi gitmiyor. Bunları da paylaşıyorsun. Bu açıdan hoşuma gitti. Endonezya açıktan çok fazla fotoğrafım var. Oradan başlayalım isterim. Şöyle pandemiden sonra üst üste çok fazla turnuvamız oldu orada. Ve badminton gerçekten Asya ülkelerinde çok fazla popüler, çok fazla sevilen, çok fazla izlenen bir spor dalı. Ve oralara gittiğimizde oradaki performansımız ne kadar iyiyse karşı taraftan da çok fazla ilgi ve tepki alıyoruz. Bu da ister istemez bizi çok olumlu yönde etkiliyor. Bir şeyler paylaşmak, onlarla sürekli iletişim halinde kalmak istiyoruz. Benim için de aslında güzel bir turnuvaydı. İlk kez üst seviyede çeyrek final oynamıştım. Benim adıma geçirdiğim güzel bir turnuvaydı. Onun için böyle çok fazla anım var orada. Hatıra olsun diye bırakmıştım. Farklı Asya ülkelerinde de çok turnuvaya gidiyorsun evet. galiba değil mi? Çok fazla düzenli. Yani Tayland'da, Endonezya'da, Malezya'da, Çin'de genelde bu ülkelerde çok fazla turnuvamız oluyor. Hızlı ve seri bölümüyle devam ediyoruz. Hızlı sorular soracağım. Senden olabildiğince hızlı yanıtlar rica edeceğim. Başlıyorum. Altıncısına güvenir misin? Güvenirim. Peki bu konuda hiç böyle yaşadığın spesifik bir olay var mı? Yani yok galiba diyemeyeceğim ama böyle bazı şeyler evet. Söylemek istedim. Ben de söylemezdim. Ben de kalıp böyle anlıyorum. Büyüsünü bozmasını istemiyorum. Anlıyorum ama güveniyor. Çok iyi anladım. Aynı şeyleri istiyorum. Badminton sporunun sana kattığı en güzel şey ne? Bunun tek çok hızlı cevaplayamayacağım galiba. Olsun yavaş yavaş. Bana kattığı en güzel şey ne? Sanırım kendi ayaklarım üstünde durup karşı taraftan da bunu ailemi gururlandırmak olabilir. Aynen. Evet, evet çok güzel bir cevap oldu aslında. Aynen. Antrenmanların ya da maçlarından önce bir ritüelin oluyor mu? Var mı bir ritüelin? Yani çok spesifik yaptığım bir şeyler yok aslında. Özellikle bunu yapmam gerekiyor dediğim bir şey yok. Aynen. Gittiğin ülkeler arasında seni en çok etkileyen hangisi? Sanırım Tayland. Neden? Oranın atmosferi, genelde tabii ki buraları görmedik ama görsel olarak böyle Instagram'a girdiğimizde tatil yerleri, Phuket falan hep ilgimizi çeker ya. Maalesef biz buralara gidemedik ama orada bulunuyor olmak bile onu hissettiriyor. Şu an Phuket'e aramızda en yakın olan kişi sen olabilirsin yani daha önce orada bulunmuş olarak. Bir dili çaba sarf etmeden bilebilecek olsan bir anda o dilin bütün bilgileri sana yüklendi. Hangisini seçersin? Fransızca. Güzel.
Ben Fransızca öğrenmeye çalışmıştım, bayağı bir çabaladım. Çok zor yani, güzel bir seçim o yüzden. Elimde olsa değiştiririm dediğin bir özelliğin var mı? Yok sanırım ya. Böyle kendimle mutluyum. İyisiyle kötüsüyle. Hepsi bir deneyim. Güzel cevap bu da. Peki bu da zor bir soru. O yüzden birkaç anda söyleyebilirsin ama kendinle en çok gurur duyduğun an neydi desem? Aklına bir tane gelir mi? Evet. İlk katıldığım Akdeniz oyunları. Benim için önemliydi. Çünkü turnuvaya giderken anneme şey demiştim. Hani Türkiye'de yapılıyor. Büyük bir organizasyon ve ilk kez çift dalda katılıyorum. Hani tamamen böyle giderken 3 ay annemden ayrı kaldım, babamdan ayrı kaldım. Hani gideyim, güzel başarı elde edeyim, o zaman size söz veriyorum, ev alacağım demiştim ve gerçekten altın madalyayı aldığımda direkt annemi arayıp yaşasın anne, artık bir ev alabiliriz dediğimi hatırlıyorum. 2013'ten bahsediyorsun evet, yanlış hatırlamıyorsam. Hem teklerde hem çiftlerde şampiyon oluyor. Son hızlı ve seri sorum, biyografi yazılsa başlığı ne olurdu? Savaşçı olabilirdi. Güzel, evet. Küçük yaşlardan beri kız savaşıyor. Ne desin daha? Seni seçtim bölümümüzde. Senden bir şampiyon çıkarmanı rica edeceğiz. Tamam. Peki kimlerin arasından? 8 kişi var bu kutunun içinde. Gidiyorum kutuya. Peki şansın, bu kutuyu nasıl hazırladın? Benim sevdiğim 8 kişiyi bir araya nasıl getirdin dersen... Eşin Hakan Bey'den destek aldık diyelim. Tabii kendi kendimize beceremezdik bunu. Eşin Hakan Arın'la beraber bu kutudaki isimleri hazırladık. Ve bu kutudaki isimler arasından senin şampiyonunu, Neslihan Yiğit Arın'ın şampiyonunu seçeceğiz. Başlıyoruz. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo'nun karşısına kim gelecek? Sagopa Kajmer. Kimi eleyelim? İlk eşleşmemizden çeyrek final eşleşme. Sagopa'yı eleyelim. Eleyelim. Cristiano Ronaldo şu anda Dünya Kupası'nda mücadele ediyor Portekiz'le. Bakalım Neslihan Yiğit Arın'ın eşleşmelerinde mücadele edebilecek mi? Lian Tan. Karşısına kim geliyor? İpucu verme. Engin Günaydın geldi Lian Tan'ın karşısına. Kimi eleyelim? Engin Günaydın'ı eleyelim. Peki, Lian Tan'ın senin için önemi nedir? Lian Tan benim best friend'im diyebilirim. O yüzden o kalmalı. Aynı zamanda rakibin mi bu arada? Evet, aynı zamanda rakibim. Kendi Belçikalı zaten ama çoğu turnuvaya birlikte gidiyoruz, birlikte kalıyoruz, birlikte antrenman yapıyoruz. Onun için yeri ayrı. Peki, hem arkadaş hem rakip ilginç. Bakalım ne kadar ilerleyebilecek. Bir eşleşme daha geliyor. Göksel. Anladığım kadarıyla Göksel dinliyorsun. Dinliyorum. Devam ediyoruz. Viktor Axelsen. Göksel'i eleyelim. Peki. Göksel'i eleyelim. Viktor Bey'in bu eşleşmede yükselmesi neye borçluyuz acaba? Kendisi şu an badminton'da gerçekten örnek gösterilen bir sporcu. Olimpiyat şampiyonu, son olimpiyat şampiyonu. Çalışmalarıyla, geldiği konumla takdir edilen biri zaten. Ben de onu izlerken, yaptıklarını takip ederken kendime bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Benim için örnekleri diyebiliriz. Peki Aksel, senin karşısında gelecek eşleşmeye bakıyoruz. Bu arada zor bir eşleşme olacak belli ki. Akane Yamaguchi geldi. Doğru okudum mu ismini? Evet, doğru. Peki, şimdi onun karşısına gelen isim de gerçekten şaşıracaksınız. Ya. Kim Kardashian geldi. Hadi bakalım. Bunu çekelim. Çekişin içinden şimdi. Yani şöyle. Kim Kardashian'ların hangi programda hatırlamıyorum tam olarak ama bunların bir böyle belgeseli çıktı. Bunu izlemeye başladım. Eşim benimle daha geçiyor ama ilk ben de gerçekten çok ön yargılıydım. Ama sonradan beni cezbetti ve evde yalnızken genellikle açıp hatta yeni sezonu gelsin diye bekleyen biriyim şu an. Ama şimdi Agane Yamaguchi de o da tek bayanlarda çok iyi bir sporcu. Ama kim diye sorarsak kim gitsin? Kimi eleyelim burada? Üzülerek de olsa. Bu arada ilk anda anlamadım ha, kim gitsin deyince kim gitsin, ben de bakıyorum kim gitsin diye, meğer kim gitsin diyormuş kız. Bu bir serzeniş mi acaba eşinden gelen? Onu da ayrıca evde konuşursunuz. %99 öyle galiba. Öyle geldi. Şimdi Cristiano Ronaldo ve Lian Tan arasından kimi seçelim? Şampiyonuna giden yolda Neslihan'ın.
Ronaldo diyelim. Kalsın. Liyantan elledik. Arkadaşını bir kalem de harcadı ama açıklama bile yapmıyor. Liyantan elledi. Liyantan elledi. Cristiano Ronaldo finalde. Axelsen Yamaguchi arasından finale çıkardığımız isim Axelsen. Axelsen. Peki. Victor Axelsen finale çıkıyor. Bu iki sporcudan hangisi Neslihan Yiğitarı'nın şampiyonu olacak? Yani sanırım Ronaldo. Nedeniyse şöyle, Ronaldo çalışmayı çok seviyor. Ronaldo çalışmayı çok seviyor ve eşimlerimizde böyle bir espri var. Bazen bana sen Ronaldo musun diyor. Sen Ronaldo diyorum. Cristiano Ronaldo Neslihan Yiğitarı'nın şampiyonu oldu. Bakalım Portekiz'le Dünya Kupası'nı kaldırabilecek mi? Sırada mesela bölümümüz var. 50 yıl sonrasında ışınlandın. Bir şey bilme hakkın var. Bir bilgi alıp geri döneceksin. Yani yıpratıcı bir süreç değil. Aslında bayağı besleyici de bir süreç. 50 yıl sonrasına gittin, bir bilgi aldın, geri döndün. İlk neyi bilmek istersin? Güzel soru. Hemen cevap veremem. Hiç önemli değil. Teşekkürler bu arada sorumuza iltifat ettiğin için. Şu an yeni evlenen biri olarak sanırım şey derdim, hani 50 yıl sonra da böyle birlikte el ele miyiz, nasılız, evet, hangi durumdayız, bunu merak ederdim. Doğru, haklısın. Ben de herhalde evli olsam işte çocuğum var mı gibi bir merak edebilirdim. Evet. Yani. Evet. Yok, yani haklı bir cevap. Antrenör olsan kendini çalıştırmak ister miydin? Kesinlikle isterdim. Yani neden? Sanırım şey değilim böyle, ya öf yapmasak mı, şöyle olsa mı falan diyen biri değilim. Eğer ki antrenörüm bana evet bu sana şu yönde faydalı olacak diye açıklama yapıyorsa koşulsuzca ikna olup çalışırım. Ama Çağatay Hoca ile tartışıyor musunuz da arada? Şöyle, çok fazla koşuyoruz. Bazen ağlıyorum, yeter dediğim de oluyor. Evet, şu an alıştım bu sürece. Ama böyle ufak ufak sistemlerim oluyordu. Evet, ben de bir röportajında yine bunu duymuştum. O yüzden özellikle bu soruyu hazırladım. Merak ettim, hayır diyeceğini düşündüm ama kesinlikle evet, istiyormuş. Evet. Oyuncusun diyelim ki evet, mesela. Hangi filmde ya da dizide rol almak isterdin? Güzel. Kim Kardashian'larda diyorum. Ne olabilirdi? Bu Harry Potter olabilirdi ya. Harry Potter'da yer almak isterdim. Onun içerisinde bilmiyorum. O büyüleyici, ütopik şeylerin arasında olmak güzel gelebilirdi. Evet. Büyüleyici, ütopik demişken arkasında bunu soracağım ama evet, bir süper gücün var diyelim. Ne seçerdin? Sanırım ışınlanmak. Çünkü çok fazla seyahat ediyoruz ve bu süreç çok zorlayıcı oluyor. Onun için ışınlanmak isterdim. Gizli bir işkolik yani. Yine işiyle ilgili bir şey düşündüm. Bir spor müsabakasını yerinden takip edebiliyorsun. Tarihten olabilir, hani günümüzde böyle kaçırdığın, gidemediğin, aslında gidebileceğin bir tarihte de olabilir. Ama böyle çok geçmişe de gidebilirsin. Hangisini izlemek isterdin? Sanırım Atina'daki olimpiyatlara gitmek isterdim. Çünkü ilk kez badminton branşı orada yarışmış. İlk müsabaka orada olmuş ve herkesin çok beğendiği, çok şu anla kıyaslanıldığında çok fazla tutulduğu bir dönemmiş. Kıyafet olarak olsun, oyun tarzı olarak olsun, oyunun işleyiş açısından olsun, o dönemi merak ediyordum. Bu arada kıyafet demişken, sen kıyafetlerini nasıl seçiyorsun? Öyle bir özenin var mı? Mesela mutlaka şunu giyerim ya da şunu asla giymem gibi yarışmalarda, yani müsabakalarda. Aslında yok ama genelde giyinirken de hani şunu dikkat ediyorum, evet hani bununla bu uyumlu olsun. İşte kendim içerisinde rahat hissedeyim. Bunlar tabii ki de ister istemez düşündüğümüz şeyler. Makyaj yapıyor musun müsabakaya? Normal hayatımda da çok nadir makyaj yapmıyorum. Tarihten ya da günümüzden bir sporcuyla tanışma şansın var. Kimi seçerdin? Kimi seçerdim? Ronaldo'yu seç geç ya. Yani sorarsın ne yiyorsun ne içiyorsun diye. Ronaldo olsun. Düşünmeyelim. Ben de çünkü merak ediyorum. Ne yiyorsun, ne içiyorsun yani. Hakikaten kesinlikle makine. Diyelim ki günümüzde yaşamıyorsun. Evet. Hangi başka bir dönemde yaşamak istiyorsun? Geçmişe mi gitmek isterdin yoksa geleceğe mi? Gelecek. Direktim. Bölümü kapatabiliriz. Geleceğe gidiyor kendisi artık. Bugün de değil.
biliyorsunuz ki benim en sevdiğim bölüm var. Bil bakalım kim bölümü. Şimdi bu bölüm için biz senin yakınlarından biriyle irtibata geçtik. Bu kişi senin arkadaşın olabilir, işte senin beraber çalıştığın bir antrenör olabilir, bir akraban olabilir, herkes olabilir. Bu kişiyle konuştuk ve dedik ki ipuçları derleyelim beraber, seni tahmin edemezsin. Ama bir yandan da sana onu tahmin ettirmeye çalışıyoruz. Bu nasıl bir ikilem diyebilirsin. Yapacak bir şey yok. Bakalım. Başlayalım ilk ipucuyla. Bu kişi diyor ki, seninle, ya öf, ama ilk ipucunda da arkadaşlığımız demiş, aşk olsun. Neyse tamam, hadi arkadaşın olduğunu çaktırmış oldum. Diyor ki, seninle arkadaşlığımız çok eskiye dayanmıyor. Yani bu kişi senin hayatında son dönemlerde olan bir kişi. Böyle çok çocukluk arkadaşın değil. Bir senden bir tahmin rica edeceğim. Sonra başka ipuçları vereceğim sana. Ama lütfen bir tahmini olsun. Çünkü ikinci tahminde bunları istemiyorum. Bir tahmini olsun. Geçmişe dayanmıyor. Bu arada kadın da olabilir, erkek de olabilir. Tamam. İlla hani kız arkadaşın olmasına gerek yok. Asena olabilir. Asena Hanım değil. Neyse ki ilk soruda avlanmadı. Evet, bil bakalım kim? Ben kimim diyen kişi sana diyor ki, seninle haftada bir görüşürüz. Bu telefon konuşması da olabilir, görüntülü görüşme de olabilir. Yani buluşabiliyor musunuz onu bilemiyorum. Ama haftada bir diyor, en az mutlaka haberleşiriz, görüşürüz diyor. Mert olabilir mi? Mert Bey de değil. Mert Bey de değil. Devam ediyorum. Bu kişi diyor ki, seninle ortak bir ilgi alanımız var. Yani beraber yaptığınız bir aktivite varmış. Beraber bir şey yapıyorsunuz bu kişiyle. Haftada bir görüşüyorsunuz. Çok eski değil arkadaşlığınız. Son dönemde hayatında olan bir, son birkaç yıldır senin arkadaşın. Ve beraber yaptığınız bir şey var. Beraber bir yere gidiyorsunuz. Söz veriyorum, sonraki ipuçlarımı da bilebileceksin. Hepsi böyle değil. Beraber bir şeyler yapıyoruz. Evet. İkimizin sevdiği bir şeyler yapıyoruz. Evet, evet. İkinizin ortak bir ilgi alanı var, ortak bir aktiviteniz var yani. Gonca olabilir mi? Ah be, yani yine avlandım. Çok güzel ipuçlarım vardı ama sonrasında. Evet, Gonca Akpınar. Teşekkür ediyoruz Gonca. Desteğin için, işbirliğin için. Ama gördüğün gibi avlanamaz dediğimiz yerde, ya avlayamaz pardon. Ama gördüğün gibi bilemez dediğimiz ipucunu da bildi. Evet, beraber spor salonuna gidiyorlarmış arada sırada. Bunu hani ben çaktırmayayım diye beraber bir şey yapıyormuşsunuz. İlgi alanınız varmış diye sordum, olmadı. Evet, Gonca ile son bir yıldır yakın arkadaşmışsınız, evet, öyle öğrendik. Kendisine ulaştık ve derlediğimiz ipuçları bakın neler neler. Diyor ki, bana taktığın lakap çeyiz mühendisi. Ben bunu söylemek istiyordum, söyleyemedim ya. Onu deseydin direkt bilirdik ama. O zaten artık bana bildirmek için. Diyor ki, sarı bezini bile bana sormadan alma. Sor Bana'nın son sorusunu Neslihan Yiğit Arın'a soruyorum. Totemin var mı? Totemim var mı? Var. Böyle maçtan önce böyle birkaç tane kendimce inandığım şeyler var. Genelde bunları sessiz ve kimsenin olmadığı ortamlarda yapmayı seviyorum. Bu bir davranış biçimi değil de böyle kendi kendime kalıp bunu tekrarlamak veya başka bir şey de olabilir. Bunu yapmayı seviyorum. Peki mesela onları yapmadığında işte böyle bir şanssızlık olacak gibi bir düşünce oluyor. Şöyle bazen maç heyecanıyla unutabiliyorum. Isınıyorum, koşturuyorum falan, sahaya çıkıyorum, direkt aklıma geliyor, yapmadım diyorum, işte hakem başlıyor, işte sağ tarafta, neyse sol tarafta, işte servise at diyor. İçimden tekrarlıyorum, yapmaya çalışıyorum aslında bunu ki yapmam lazım, ona çünkü o kadar inanmışım. Yani olmasa bile beni rahatlatıyor en azından. Çok teşekkür ediyoruz geldiğin, teşekkür ederim. Konuğumuz olduğun için mükemmel bir yayın oldu. Yarının Dünyası Paribu sundu. Paribu. NTV Spor YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi de açın ki programlarımızdan haberiniz olsun. Yorumlarınızı da, beğenilerinizi de bekliyoruz. Hoşçakalın.